Lamborghini, hayallerin ve tutkuların birleştiği, muhteşem tasarımlarla güçlü performansın bütünleştiği bir otomobil markası. Bu muhteşem markanın ardında yatan başarı hikayesi de bir o kadar inanılmaz. Bugünkü videomuzda ise herkesin ders alması gereken dev bir markanın doğuş hikayesinden bahsedeceğiz. Herkese ilham veren bu başarı öyküsüne geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Süper spor otomobil denilince birçok kişinin aklına Lamborghini gelmekte. Birçok kişinin hayallerini süsleyen Lamborghini marka arabalar, efsane tasarımları, güçlü motorları ve performansıyla adeta rakip tanımamakta. Peki dünyanın en pahalı otomobillerinden biri olan Lamborghini'yi kim kurdu? Dünyaca ünlü İtalyan markanın kurucusu 28 Nisan 1916'da İtalya'da dünyaya gelen Ferruccio Lamborghini. Çiftçi bir ailenin oğlu olan Ferruccio, küçük yaşlardan itibaren teknik konulara hep ilgi duymuştur. Bu yüzden lise eğitimini teknik eğitim veren bir okulda tamamlamış. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise İtalya Hava Kuvvetleri'ne katılarak savaşın içinde bulunmayı tercih etmiş. Ancak Lamborghini 1944 senesinde İngilizlere esir düşmüş. Esir düştükten sonra ise İngilizler onu motor bölümünde çalıştırmışlar. Aslında bu durum onun için bir esaretten çok ödül olmuş. Çünkü burada otomobil ve motorlar konusunda teorik bilgilerini pratiğe dökerek büyük bir deneyim kazanmıştır. Esareti bittikten sonra ülkesine dönen Lamborghini yavaş yavaş girişimci olmaya başlamış. İlk etapta savaştan kalma parçaları kullanarak çiftçilerin sorunlarına yardımcı olarak bazı çözümler üretmiş. Daha sonra ise soy ismini verdiği markasıyla traktörler üretmeye başlamıştır. Lamborghini markası zamanla popüler ve çok tercih edilen bir marka haline dönüşmüş. Bu yüzden de parçalarının tamamının sıfırdan üretildiği bir fabrikanın kurulması ihtiyaç haline gelmiştir. Fabrika kurulmuş ve ardından traktörlerde kullanılan teknoloji çok merak edildiği için fabrika ziyaretçi akınına uğramaya başlamış. Bu popülerlik ise Lamborghini'yi İtalya'nın en zengin insanlarından birisi yapmış. Sadece traktör üretmekle yetinmeyen Lamborghini, klima ve merkezi ısıtma sistemlerine de yatırım yapmış. Yaptığı yatırımların karşılığını fazlasıyla alan Lamborghini artık İtalya'nın en zengin ve başarılı insanıymış. Artık çocukluk hayali olan otomobil üretmeyi hayata geçirme zamanı gelmiş. Aynı zamanda o yıllarda Lamborghini Fiat marka otomobilleri de kendine göre yeniden düzenliyormuş. Hatta kendi için tasarladığı Fiat Topolino marka otomobille 1948 yılında Mille Miglia tasarım yarışmasına bile katılmış. Ancak bir kaza sonucu bu otomobil kullanılamaz hale dönüşmüş. Ferruccio Lamborghini aynı zamanda her zengin gibi çok sayıda spor arabaya sahipmiş. Ama Ferrari'ye olan tutkusu her şeyin önündeymiş ve aslında bu tutkusu onun hayatını değiştirmiş. Çok sayıda Ferrari otomobile sahip olan Ferruccio, Ferrari'lerden zaman içerisinde aynı debriyaj problemini yaşamaya başlamış. Araçlarını servise götürse de problem bir türlü çözülememiş. Daha sonra Ferruccio, doğrudan Ferrari'nin kurucusu olan Enzo Ferrari ile görüşmek istemiş. Ancak Enzo onunla görüşmeyi reddetmiş ve Lamborghini'yi küçümsemiş. Elbette ünlü traktör üreticisi bu duruma çok sinirlenmiş ve kendi fabrikasına giderek probleme kendisi bir çözüm bulmaya çalışmış. Otomobilin teknik aksamıyla uğraşırken traktörleriyle olan benzerlikler dikkatini çekmiş. İşte o an Ferruccio Lamborghini, Ferrari'ler gibi hızlı ama onlardan çok daha dayanıklı otomobiller yapmaya karar vermiştir. Önce eski Ferrari mühendisleri Gian Paolo Dallara ve test sürücüsü Bob Wallace'ı işe almış. Sonrasında yaşananlarsa oldukça hızlı gerçekleşmiş. Sadece 4 ay gibi kısa bir sürede 350 GT modelini piyasaya sürmüş. Böylece tutkunun nefrete dönüşmesi ortaya büyük bir rekabetin çıkmasına da neden olmuştur. Bu büyük rekabetin ismi ise Ferrari ve Lamborghini. Lamborghini ise bildiğiniz gibi yıllar içerisinde her ürettiği modelle çığır açmaya devam etmiş ve etmeye de devam etmekte. Lamborghini imzasıyla üretilen ve tarihi adlarını altın harflerle yazdıran Lamborghini otomobillerinin başında Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Revington ve hala üretimde olan Aventador gelmekte. Dev İtalyan markası günümüzde sadece lüks otomobiller değil, aynı zamanda bir servet değerinde olan sürat teknelerinin motorlarını da üretmekte. Markanın ambleminde yer alan boğa ise Ferruccio Lamborghini'nin burcunun boğa olmasından dolayı seçilmiştir. Ayrıca otomobil modellerine verilen isimler ise farklı hikayesi olan boğaların isimlerinden seçilmiş. Günümüzde Volkswagen grubuna ait olan Lamborghini,
araçlarının parçalarının yaklaşık %70'ini el yapımı şeklinde üretmekti. Ferruccio Lamborghini ise 77 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. Ancak arkasında sadece herkesin hayallerini süsleyen süper otomobiller değil, aynı zamanda herkesin ders çıkarması gereken inanılmaz bir başarı hikayesi de bırakmıştır. Öyle değil mi?